Merhaba arkadaşlar, doğrusal denklemler konusu çanta kazandıran defterde yeni nesil 6 tane sorumuz var. Bunları birlikte çözüyoruz. Birinci soru, düz bir tahta parçasının yarısı 16 cm uzunluğundaki eş parçalara, kalan kısmının yarısı da yarısı 16 cm uzunluğundaki eş parçalara, kalan kısmının yarısı da 12 cm uzunluğundaki eş parçada ayrılmıştır. 12 cm uzunluğundaki parça sayısı 12 cm uzunluğundaki parça sayısından 2 fazla olduğuna göre başlangıçtaki düz tahta parçasının uzunluğu kaç santimetredir? Bu soruyu iki yolla yapabiliriz. Birincisi tahta parçasının uzunluğuna x diyebiliriz. Ama yarısını alacağımız için 2x desek olabilir. Bir de kalan kısmının yarısını alacağımız için biz buna uzunluğuna 4x diyelim. Gerçi 16'ya ve 12'ye böleceğiz. Yine rasyonel olacak ama en azından biraz daha kolay olabilir bu şekilde. 4x aldım. Yarısı demiş. Parça 4x almıştık. Yarısı yani 2x 16'lık parçalara ayıracakmış. 2x geriye kalıyor. O kalanın yarısı. Yani 4x'in 2x'ini kullandım. 2x kaldı. O kalanın yarısı. Yani x'i de 12'lik parçalara ayırıyormuşum. İşte 16 cm uzunluğundaki parça sayısı 12 cm uzunluğundaki parça sayısından 2 fazla oluyormuş. Yani bu şekilde bir denklem kurdum. Bunu anlamayanlar için tekrar söylüyoruz. Uzunluğumuz 4x aldım. Yarısı 2x. 16'lık parçalara ayırdığımda bu elimde bu kadar parça olur. Kalan 2x'in yarısı yani x'i 12 cm'lik parçalara ayırdığımda elimde bu kadar parça sayısı parça olur. İşte bu 16 cm uzunluğundaki parça sayısı 12 cm'lik parça sayısından 2 fazlaymış. Denklemi bu şekilde yazdıktan sonra geriye ne kaldı arkadaşlar? Payda eşitleme kaldı. Bunu da 48'de hepsini eşitlemiş olacağım şimdi. Birinci yolu çözdükten sonra sileceğim arkadaşlar. O yüzden sağa devam ediyorum. Buradan 6x. Hepsini eşitlediğimiz için paydaları ne yapabiliyorduk? Yazmayabiliyorduk. Artı 96. Buradan 2x eşittir 96. X eşittir 48. Cevap 48 mi? Hayır. Neden? Tahta parçasının uzunluğu biz 4x almıştık. 4 çarpı 48 192 yapar arkadaşlar. Peki yine biz ikinci yol, birinci yol demiştik. İkinci yolla bir çözelim. İkinci yolda biz neye x diyeceğiz? Parça sayısına x diyeceğiz. Yani iki tane iki farklı parçamız var. Hemen şurayı da ikinci yol diye yazayım. İkinci yolumuz. Bu sefer 16 cm uzunluğundaki parça sayısı var. 16 cm'lik parça. 12'lik parça. 12 cm'lik parça sayısında x dersem 16'lık olan x artı 2 tane olur. Peki x artı 2 tane 16 cm'lik parçanın toplam uzunluğu bu yapmıyor mu arkadaşlar? Bu yapıyor. Diğerinin uzunluğu kaç yapıyor? 12x yapıyor. Peki bu birinci bulduğum, ikinci bulduğumun iki katı değil mi? İki kat ama nereden? Hemen onu da göstereyim. Şimdi bizim şöyle bir çubuğumuz vardı. Yarısını kullandık. Burayı kullandık. Bu kullandığımız işte 16 çarpı x artı 2. Sonra kalanın yarısını kullandık. Yani ikinci kullandığımız şu tarafında göstereyim. Birincinin yarısı oldu. Yani ben burada eşittir 2 çarpı 12x demek zorundayım. Sadeleştirme yaptığımda ve de dağıtma yaptığımda 8x artı 16 eşittir 12x'den 4x eşittir 16 x eşittir 4 çıkar. Cevap tabii ki 4 değil. Biz neye 4 demiştik? Onu bulmalıyız arkadaşlar. X'e 4 demiştik. Demek ki burası 6 yapar. 6 yaparsa 16 çarpı 6 96 yapar. Bu yarısıydı. Demek ki tamamı 192 olacaktır arkadaşlar. Peki burası 96 çıkmadı. Burası 48 çıktı. Çünkü x yerine 4 verdiğimde
Olur arkadaşlar. Çünkü neden? Biz çubuğun dörtte birini kullanmadık. Biz önce yarısını kullandık. Sonra kalanın yarısını kullandık. Yani son 48'lik parçayı kullanmamış olduk. İkinci sorumuz yine denemelerde çıkan soru tiplerinden arkadaşlar. O da net. İlk 3 ay toplam 70 TL. Sonraki her ay sabit 40 TL. Bu da net. İlk 6 ay toplam 150 TL. Sonraki her ay sabit 45 TL. Kaç ay sonunda iki şirkete de ödenen internet kullanım ücretleri eşit olur? Evet arkadaşlar, derslerde de çok söylüyoruz. Denklem soruları nereden bulunuyor? Eşitlikten bulunuyor. Yani ya birbirine eşit olacak ya da işte belli bir katına eşit olacak. O eşitliğin ne olduğunu bulacağız. Ne eşit? Ücretler eşit. Ücretler eşit. Kaç ay sonunda olsun? X ay sonunda olsun. Şimdi o da net aldınız. X ay kullandınız. Şimdi ilk 3 ay zaten 70 TL ödediniz. Şimdi ben o da neti yazıyorum. 70 TL ödediniz. İlk 3 ay için. Şimdi mesela 5 ay kullandıysanız 5 ay daha 40 TL ödemeyeceksiniz. İlk 3 ay zaten ödediniz. Yani kalan 2 ay ödeyeceksiniz. Yani ilk 3 ayı zaten ödemiştik. 70 TL sonraki her ay için. Kaç ay sonunda diyordu? X ay sonunda. Ama ilk 3 ayı zaten ödedim. Yani X eksi 3 ay ben 40 TL ödeyeceğim. Anlamayanlar için tekrar ediyorum. Mesela diyelim ki 10 ay olsun cevabım. İlk 3 ay 70 ödüyorum. İlk 3 ay 70 ödüyorum. Kalan 7 ayda yani 10 eksi 3 7 ayda 40 TL ödüyorum. Bu neye eşitmiş? Buna eşitlik yazacağım. Eşitlik yazacağım. Bu neye eşitmiş? Bu da nete ödeyeceğim miktar. Şimdi ilk 6 ay toplam 150 TL. İlk 6 ay her ay 150 demiyor arkadaşlar. Toplam 150 diyor. Dikkat edin. 150 artı sonraki her ay. Şimdi ilk 6 ayı çıkartıyorum. X ay vardı elimde. Sonraki 6 ay dediğimizde X 6 6. X eksi 6 almam gerekiyor. Yani 10 aysa 4 ay. 11 aysa 5 ay. 12 aysa 6 ay ödeme yapacağım. Ve her ay sabit 45 TL ödeyeceğim. Ve bu iki miktar birbirine eşit olacak arkadaşlar. Hemen denklemimizi çözebiliriz buradan. 70'i karşı tarafa atabilirim. Sadece şurayı 40x eksi 120 70'i karşıya attım. 80 artı 45x eksi 270 yaptı. 270'i ve 80'i bu tarafa atmam daha iyi olacakmış. Çünkü 45 yani bilinmeyen olduğu tarafın pozitif olması benim için daha kolay oluyordu. 270'i attım. 80'i attım. Burada 70 kaldı arkadaşlar. 80 gelince eksi 200 oldu ama eksi 270 artı 270 olarak geldi. Buradan x'imiz 14 çıktı. Hemen sağlama yapalım. Sınavlarda da siz bunu yapabilirsiniz. Sınavlarda soruyu ikinci defa çözerken aynı yoldan gitmeyin arkadaşlar. Aynı yoldan giderseniz aynı işlem hatasını yine yaparsınız. Şıklarını deneyin ya sağlama yapın ya farklı bir yöntemle yapın. Sizin için daha iyi olacaktır. Şimdi ilk 3 ay 70 ödedik. Artı 14 aydı. Kaldı 11 ay. 11 çarpı 40. Ne yaptı arkadaşlar? 510 TL yaptı galiba. 445 TL. Evet. İlk 6 ay 150 TL. Sonraki her ay yani kaç ay kaldı? 8 ay kaldı. 8 kere 45. 360 yine 510 TL yapmış oldu arkadaşlar. Burada biz ücrete x desek olur mu? Yani çok zor olur arkadaşlar. O denklemi çözmemiz daha zor olur. Bu daha kolay bir yöntem oldu bizim için. Üçüncü sorumuzla devam edeceğiz. A ve B şehirlerinden birbirine doğru sabit hızla hareket eden iki aracın B şehrinde olan uzaklığını gösteren doğrusal grafik aşağıda verilmiştir. Grafikteki verilere göre B şehrinden hareket eden aracın hızı kaç kilometre saattir demiş arkadaşlar bu soruda. Şimdi B şehrine uzaklığı gösteriyormuş bu bizim y eksenimiz görüyorsunuz. Zamana bağlı değişimi B şehrine olan uzaklığın biri A'dan
şöyle bir küçük çizersem, biri A'dan hareket ediyor, biri B'den hareket ediyor. Ama B'ye uzaklığı veriyor. Yani B'ye uzaklığı maksimum olup düşen hangisi? Tabii ki A'daki araç. Yani bu bizim A'daki aracımız arkadaşlar. B'ye uzaklığı sıfır olup gittikçe B'den uzaklaşan, yani uzaklığı artan şu kırmızı ya da pembeyle gösterilen ne arkadaşlar? O da B'deki aracımız olacak. Bize işte bu B'deki B şeritten hareket eden aracın hızını soruyor. Peki biz burada neye sahibiz arkadaşlar? Biz A'nın A'dan hareket edenin B'ye uzaklığının 560 olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Ve 7 saatte B'ye ulaştığını biliyor muyuz? Çünkü uzaklık sıfıra inmiş. Demek ki 7 saatte 560 km yol almış ve B'ye ulaşmış. Demek ki benim A ve B şehirlerim arası 560 kilometre arkadaşlar. 560 kilometre. Buradan ben hızımı 80 olarak bulabiliyorum. 80 olarak bulabiliyorum. Kilometre saat olarak bulabiliyorum. Ama bana A'dakini sormamış. B'dekini sormuş. Peki nasıl bulabilirim? Ben şu noktadaki B şeridinin uzaklığı, yani Y bileşenini bulabilir miyim? Bulabilirim. Nasıl bulacağım? Şimdi başlangıçtan itibaren ne kadar saat geçmiş? 4 saat. Şimdi denklemi yazıyorum. A için denklemi yazıyorum. Başlangıçta 560 var. Her saat 80 km gidiyorum. 2 saat sonra benim B'ye uzaklığım, bunun denklemi bu oluyor. Yani X 7 olduğunda ben B'ye varmış oluyorum. Peki 4 saat sonra ne olur? Y eşittir 560 eksi 320'den 240 olur. Demek ki burası 240 kilometre arkadaşlar. Şimdi aynı işlemi birinci araç için yapacağım. Yani B şehrine hareket eden araç için yapacağım. Yine 4 saatte ne kadar yol almış? Sıfırdı uzaklığı. 240 kilometreymiş yeni uzaklığımız. Buradan 240 bölü 4, yani aslında bu eğim oluyor. 240 bölü 4'ten benim hızım 60 çıkıyor arkadaşlar. Ama bunun denklemini de yazalım. Bunun sabiti yok. Orijinden geçen doğru denklemi. Mx, y eşittir mx olacak. Doğrumuzun eğimi kaç? 240 bölü 4'ten 60 x olacak. Ama burada tabii biz bu 60'ı neye göre bulduk? Bulduktan sonra yazalım dediğimiz. Şöyle yapalım. Y'miz ne olacakmış? Y eşittir mx grafiği, denkleminin grafiği bu. Y'mizin 240 olduğunda eğimimiz, x'imiz 4 olduğundan, yani saatimiz 4 olduğundan 60 çıkacak. Y eşittir 60x diyebileceğim. Burada 60 benim hızım olacak. Zaten hız yol bölü zamandı arkadaşlar. Dördüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. İki kardeşten Ata ve Bilge'nin zamana bağlı olarak kumbaralarındaki para arasındaki doğrusal ilişki gösterilmiştir. Ata ve Bilge'nin kaçıncı günde kumbaralarındaki biriken para miktarı toplam 154 olur demiş arkadaşlar. Toplam 154 olmasını istiyoruz. Şöyle çektiğimizde. Evet. Bilge'nin parasını biz bir denklemlerini yazalım arkadaşlar. Denklemlerini yazalım. Denklem yazmayı da hemen öğrenelim. Ata'nınkini yazıyorum. Ata y eşittir. Şimdi burada evet, Ata'nın başlangıçtaki kumbarasındaki miktar 20. Y'yi kestiği nokta, yani sabit alıyorduk biz oraya. Sabit sayımızdı. 5 günde ne kadar artmış arkadaşlar? 5 günde ne kadar artmış? Bakın 35-20 15 artmış. 5 günde 15 artıyorsa günde ne kadar artıyor? 3 artıyor değil mi? 5 günde 15 ise günde 3 artıyor. Yani denklemim bu oldu. Peki Bilge'nin ki
Bilgeninkini de aynı şekilde yazacağım. Bilgeninkini de aynı şekilde yazacağım. Y eşittir. Başlangıçta bilgeninki 30. 5 günde ne kadar artmış? 5 günde ne kadar artmış? 5 birim artmış. 5 günde 5 birim ise 1 günde 1 birim. Yani 1 TL. O zaman 30 artı X diyeceğim. Toplam miktar. Şimdi bu Y ne arkadaşlar? Kumbaradaki para miktarı, yani TL olarak toplam 154 olsun diyor. Yani bu Y'lerin toplamı, bu Y'ler aynı değil arkadaşlar. Bu Y'lerin toplamı ne olsun diyor bize? 154 olsun diyor. Kaçıncı günde diyor. Gün burada bildiğiniz gibi bağımsız değişken, yani zamanımız. Yani 20 artı 3X artı 30 artı X ne diyor? 154 olsun diyor. Şuraya bir daha yazayım. 30 artı x eşittir 154 olsun diyor. Buradan 4x eşittir 104 çıkıyor. X ne çıkıyor? 26 çıkıyor arkadaşlar. Bu da sınav tipi bir soru oldu. 5. sorumuzla devam ediyoruz. Dik koordinat sisteminde D doğrusu A 4'e 3 noktasından geçen ve eğimi 1 bölü 2 olan bir doğru iken K doğrusu A 4'de 3 noktasından geçen ve eğimi eksi 1 bölü 2 olan bir doğrudur. Yukarıdaki verilere göre D doğrusu, K doğrusu ve X eksen arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir diyor. Bunun için bir yere ihtiyacımız var. Şöyle küçük yapalım. Öncelikle şöyle küçük bir şekilde koordinat sistemi çizelim arkadaşlar. Eğimi 1 bölü 2 olan 4'e 3 noktasından geçen dediğine göre biz bunların öncelikle arkadaşlar bir denklemlerini bulalım. Birinci doğrumuz, yani D doğrusu, eğimi 1 bölü 2 imiş ve 4'e 3 noktasından geçiyormuş. Eğim 1 bölü 2. Y'leri bir tanesini biliyoruz. Diğerini denklemde yazıyorduk. X'imiz de 4. Doğru denklemimizi bu şekilde bulabiliyorduk arkadaşlar. Buradan x eksi 4 eşittir 2'ye eksi 6. X artı 2 eşittir 2'ye yazabiliriz. Buradan x yerine 0 verdiğimizde y'yi 1 buluyoruz. Y yerine 0 verdiğimizde x'i eksi 2 buluyoruz arkadaşlar. Yerine de yazarsak 0'a 1. Şu noktayı yanlış işaretledik. Ne demiştik? Y'ye 0 verdiğimizde x eksi 2 çıkıyor demiştik. 0'a 1 eksi 2'ye 0, yani şöyle bir doğru elde ettik arkadaşlar. Böyle bir doğru elde ettik. Bu aynı zamanda 4'e 3 noktasından da geçiyormuş. Yine 4'e 3 noktasından geçen, 4'e 3 noktasından geçen ve eğim eksi 1 bölü 2 olan bir doğru varmış. O da neymiş? K doğrusuymuş. Onu da biraz yukarı yazayım. Yine ben onun eğiminin 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Y eksi 3, x eksi 4. Yine aynı şekilde yazıyorum arkadaşlar. Buradan eksiyi birim başında gibi kabul edip x eksi 4 ile çarptım. 2y eksi 6. Buradan 2y eşittir 10 eksi x çıktı. Burada x'e 0 verdiğimde y 5 çıktı. Y'ye 0 verdiğimde x 10 çıktı arkadaşlar. Bu da 0'a 5. Şurası biraz karışacak ama burası kaçtı? Burası 1'di. Burası da eksi 2'ydi. Ve ona 0 noktasından geçiyor. Ona 0 noktası da şöyle bir yerde olacak. Yani şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Bize bu iki doğru ve x eksen arasında kalan alanı sormuşlar. Peki bunu nasıl bulacağız? Bizim bunu bulabilmemiz için bir tabanı bulmamız lazım ki onu bulmamız kolay. Niye? Burası 12 birim. Bir de neyi bulmamız gerekiyor?
yüksekliği bulmamız gerekiyor. Çünkü buradaki üçgenin alanını soruyor bize. Onu da gerçi belirtmedik ama bize şu üçgenin alanını soruyor. Yüksekliği de bulursam bunu yapabilirim arkadaşlar. Şuradaki yüksekliği bulacağım. Peki bu yüksekliği nasıl bulacağım? İki doğru kesişmiş. Yani bu iki denklem birbirine eşit dersem oradaki y değerini, yani h yüksekliğini bulabilirim. İki denklemi birbirine eşitleyeyim. Burada neydi y? X artı 2 bölü 2. Burada y neydi? 10 eksi x bölü 2 idi. İkiler birbirini götürdü. Eksi x'i bu tarafa attım. 2x, 2 öbür tarafa attım. Hatta şöyle göstereyim daha sonra. Karıştırmayın. Buradan x artı 2 eşittir 10 eksi x. 2x eşittir 8. X eşittir 4. Tabi bu benim x dediğim bizim şu bileşenimiz. Bize onu soruyor. Y'yi, yani h yüksekliği y'ye bağlı ya. Y'yi soruyor. Y o zaman ne olur? X yerine 4 ister burada yerine yazın. İster burada yerine yazın. X yerine 4 yazdığımızda y'miz 3 çıkacaktır arkadaşlar. O zaman şuradaki yüksekliğimiz 3 çıkarsa 3 çarpı 12 36 bölü 2'den cevabımız 18 çıkar. İkinci denklemde de yazdığımızda yine aynısı çıkıyor. Zaten 4'e 3 noktasından geçtiği için o noktanın 4 olduğunu bulduktan sonra y'nin 3 olduğunu da bulabilirdik arkadaşlar. Bu soru diğerlerine göre biraz zor olmuş arkadaşlar. Daha zor bir soru olmuş. O yüzden bu soruya dikkat edin diyorum. Farklı bir çözüm olursa da onu ben sizle paylaşırım. Daha kolay bir çözüm aklıma gelirse. Şimdi 6 ile devam ediyorum. Şimdi burada biraz soruyu küçültelim. Ata yeni aldığı romanı her gün düzenli olarak okuyor. Atanın romanda okuduğu sayfa sayısı ve kalan sayfa sayısını gösteren doğrusal grafik aşağıda verilmiştir. Sayfa sayısı, kalan sayfa sayısı azalıyor. Okunan sayfa sayısı artıyor. Ata her gün düzenli olarak romanı 36 sayfa okuduğuna göre Atanın okuduğu roman kaç sayfa? Arkadaşlar bu galiba 2018 çıkmış soru vardı. Çıkmış sorusu vardı. Ona benziyor. Burada dikkat etmeniz gereken şu. Şimdi sizin kitabınız var. Diyelim ki 300 sayfa. Hiç okumadınız. Okunan sayfa sayısı 0. Kalan 300. 50 sayfa okudunuz. Okunan 50. Kalan 250. 100 sayfa okudunuz. Okunan 100. Kalan 200. Bu ne zaman eşitlenir? Yani şu noktayı bulmaya çalışıyorum ya. Ne zaman eşitlenir arkadaşlar? İkisinin birbirine eşit olduğu yer neresidir? Kitabın yarısıdır. Yani siz 300 sayfa okuyorsanız 300 sayfalık kitap okuyorsanız 150'ye geldiğinizde kalan ve okunan birbirine eşit olur. Dikkat edin. Çok önemli. Bu ayrıntıyı görmeyenler 2018'de bu soruları yapamadı. Siz bu soruyu yapın arkadaşlar. Burası orta noktadır. Peki. 6 günde yarısını 6 günde yarısını okuyorsanız maviye bakıyorum arkadaşlar. Ya da diğerine de bakabilirsiniz. Fark etmez. 6 günde yarıya düşürüyorsanız kalan sayfa sayısını ya da pembeye baktığınızda 6 günde yarısını okuyorsanız 12 günde tamamını okumaz mısınız? 12 günde tamamını okursunuz arkadaşlar. Yani şurada okunan şöyle çizersek okunan sayfa sayısı çok şey olmamış ama güzel çizilmemiş ama burada 12. gün kitabınız biter arkadaşlar. Günde 36 sayfa okuduysanız 12 günde bitiyorsa 12 ile 36'yı çarparsınız ve 360, 72, 432'ye ulaşırsınız arkadaşlar. Diğer türlü denklem yazarak bu soru biraz zorlar arkadaşlar sizi. Bu ayrıntıya lütfen dikkat edin bu soruda. Mesela kumbaradaki para miktarıydı galiba o 2018'deki soru. Burada da okunan sayfa ve kalan sayfa var. Bu iki doğrunun kesiştiği yer tabii ki bunların eşit oldukları yer olacak arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.